Amasya'dan merhabalar sevgili silah severler, avcı dostlar. Şimdi bugün sizler için yine güvenli ortamlarda ateş yapmaya geldik. Sizden isteğimiz ateşiniz güvenli ortamda olsun. Bazı arkadaşlar var, ikine bir yok silah kendine tuttun, şöyle ettin, böyle ettin. Ya buraya gelmeden 50 kere kontrol ediyoruz bunu. Bak, boş. Şimdi bu silah Canik TP9 Elides Combat. Tungsten diye geçiyor üzerindeki boyadan dolayı. Alt kısmı polimer, üst kısmı çelik. Namlusu yine kare şeklinde çelik. Dıştan kare şeklinde. Şimdi bu tabancamızla aparatlarla, yani bu bina içlerine girerken, daha doğrusu asker ve polis insanlar için şu şekilde çok basit, pratik, arkadan bastığımız zaman bu yerine geçiyor. Şu şekilde yaptığımızda yerine geçiyor. Sonra şunun arkasının kare kısmını şuradaki düğmeleri aşağı doğru bastırıp şuradan taktığımızda şu şekilde geliyor. Şimdi bu tabancayla bu şekilde bir atış yapacağım. 18'lik şarjörüyle. Bir bakalım nasıl olacak, hep beraber görelim. Bunun amacı dediğim gibi bina işlerinde hemen köşelerden falan derken hızlı çıkmasın. Elle tutup atmaktan bu birazcık daha destek ve dipçik desteği olduğu için pratik, portatif, plastik bir dipçik yapmışlar. Şimdi hemen bu tabancayla bir atış yapıyorum. 18 mermi alıyor değil mi kamera? Sen de hocamdaki şey al kamerayı istersen. Hocam siz de çekin normal, biraz da bu taraftan bir yerden. Şimdi ister buradan da düşürebiliriz. Şuradan. Şarjörü taktan sonra. İsterseniz sağdan da var. İsterseniz geriye çekip de bırakabiliriz. Evet. Evet, şöyle bir atış yaptık. Şimdi hemen küçük şarjörüyle de dipçini çıkarıp yürüyerek atış yapıyorum. Evet, tabancamız Canik Elite S Combat. Bırakıyorum. Şimdi direkt kameramızı alıp hedefe bakıyoruz. Atışlar gayet başarılı. Tabancanın tepmesi omuz dipçiğindeyken çok az. Neredeyse yok denecek kadar. Evet, şu şekilde gördüğümüz gibi dipçikli atışlar biraz daha istikrarlı. Tabi ben biraz daha sol eğilimli atmışım. Bir dahaki atışımızda inşallah şimdi bunu düzelteceğiz. Gayet başarılı. Şimdi hocam da bir atış yapsın. Diğer arkadaşım da bir atış yapsın. Ondan sonrasında bir bakalım nasıl olacak. Bir tane de kağıdı getirelim. Şimdi Canik TP9 S Combat'la hocamız atış yapacak. Yine dipçik verecek. Atalım hocam. Bitti. Güzel, fena değil. Şimdi onu destekleyeceğiz. Şimdi ikinci şarjörle devam ediyor hocam. Tek bırak hocam. Kurmam oldu. Şimdi ikinci şarjör. Evet, bitti. Önce şarjörü çıkaralım. Şarjörümüzü çıkaralım. Mekanizmayı düşürelim. Şimdi Gazi kardeşim atacak. Bir saniye. Evet. Gayet başarılı bir atış. Yani TF9 Elite S Combat. Hocam şunu alalım. Bir hedefe bakalım. Hayır, bunu beğendim. Şimdi önce, biraz önceki hocamın atışlarını çekmemiştik. Evet, hocamın atışları da şu şekilde. Öncekileri bantlamıştım zaten. Bayağı bir atış var. Şimdi kurbanı kardeşim bir kere de bakalım.
Evet. 3 küre çeşkili yukarı. Ooo 4 mermi aynı yerde. Evet. Gayet başarılı. Hemen bantı getirip üstüne yapıştıralım hocam. Siz devam edin. Şimdi hocam. Burumuzu tam düzüyoruz. Hafif beline doğru eğiliyoruz. Hedefe iki gözümüz açık. Hedefe şimdi atışa başlayabiliriz. Doldur. Başlayayım abi. Evet. Devam et. Tam orta ortasına nişan al. Kendinizi çok kaçmayın. Rahat olun. Şarjör değiştirelim. Alayım bunu. Diğer şarjörü takalım. Dikkat etmem gerekiyor. Evet. Tamam. Hedefe doğruyken namlu doldurursak başka bir şeye gerek yok. Atalım. Gayet de başladı. Siz doldu kafete falan şarjörü bir boşaltın. Evet. Az önce burada bunlar yoktu. Vuruşlar var. Evet, gayet başarılı bir atış. Canik TF9 Elites Combat. Şimdi Canik TF9 S Combat'la hocamız atış yapacak. Yine dipçi görecek. Atalım hocam. Hedefi görerek. Evet, atışımız bitti. Şimdi ikinci şarjör. Yavaş yavaş atalım. Yavaş atalım. Evet bitti. Önce şarjörü çıkaralım. Hedefe iki gözümüz açık. Hedefe şimdi atışa başlayabiliriz. Doldur. Bekleyin abi. Evet. Tam orta ortasına nişanlı. Tamam. Hedefe doğruyken namlu doldursa başka bir şey gerek.